İsviçre'den herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün size İsviçre ve Türkiye arasındaki ehliyet farkını ve prosedürlerini anlatmak için yeni bir video yapıyoruz. Şimdi ben yurt dışından geldiğim için yani İsviçre'de yurt dışından geldiğim için burada yaşamış olduğum prosedürleri anlatacağım. Eşim de burada doğduğu, büyüdüğü için burada yapmış olduğu ehliyetin prosedürlerini anlatacak. Kim başlasın? Ben başlayayım mı direkt? İsviçre'nin bürokrasisini yaşamış bir insan olarak. Bayanlar öncelikli oluyor sanırım. Başla, evet. Hadi başla. Şimdi arkadaşlar sizi fazla detayla sıkmayacağım. Zaten teoridir, ilk yardım kursudur, şu bu hepsi Türkiye'de de var. Bunları biliyorsunuz. O yüzden bunları anlatmama gerek yok. İsviçre'de bir iki fark var. Şimdi bu farklar galiba bunu Türkiye'de de getiriyorlar şimdi. Yanlışsam düzeltin, haberlerde duymuştum. 3 sene deneme süreci var. Yani bu 3 senede çok daha sık kurallar geçiyor sizin için. Ve bir kere ehliyet verme hakkınız var. Bunu kullanmayın çünkü sonra ehliyet komple iptal oluyor. Evet. Sonra da İsviçre'de çok kullanılan ve Türkiye'de hiç görmedim, düzelt bu imkan varsa Türkiye'de. Özel arabana bir tane L yapıştırarak magnet. Kendi yani privat özel zamanında araba kullanabiliyorsun ve tecrübe kazanabiliyorsun. Yani sırf hocadan ders alman gibi bir mecburiyet yok. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapıyorsunuz? Yanınızdaki arkadaş ya da akraba, ben babamla yapıyordum, minimum 23 yaşında olması lazım. Bir de bu önce anlattığım 3 seneyi geçmiş olması lazım ki yanınızda oturma hakkını kazansın. Tecrübesinden dolayı mı o şartlar var? Evet, tecrübesinden dolayı. Bir de kendisi daha o öğrenci senesindeyse başka bir öğrenciye nasıl öğretecek? Öğrenci öğrenciye ders veremez mantığı. O kişi de sıkıntı yaşamaması için bunlara dikkat edin. Ve eyalet eyalet yasalar değişiyor. Bunları da tam araştırın arkadaşlar. Önemli bu İsviçre'de. Sonra normal hocadan ders alıyorsunuz. Sınava giriyorsunuz. Bunlar aynı her ülkede. Sonra bu 3 senede 2 tane kurs daha yapmanız lazım İsviçre'de. Bunlar çok tartışılıyor ama para konusundan maalesef iptal edilmiyor. Para kazanmak istiyorlar. İlk kursta böyle özel bir pist var. Onu ıslatabiliyorlar. Kar, kış, buz, yağmur, hava şartlarını ayarlıyorlar. Kayma, fren yolu, bunları öğretiyorlar size. Bu çok hevesli bir kurstu. Ben çok beğendim. Gerçekten de önemli bir kurs arkadaşlar. Ben ehliyeti aldıktan sonra hemen yaptım. Çünkü 3 seneden sonra zaten iş işten geçmiş yani. Hemen yapmak bana daha mantıklı geldi. Ve keşke de bu kursu ehliyetten önce yaptırsalar. Ama öyle bir imkan vermiyorlar sanırım. Çok hevesliydi. Bizim kursu veren adam bizi sevdiği için pisti ıslatıyordu. Biz drift yapıyorduk orada. Tabii normalde bu kursa dahil değil. Ya. Sonra ikinci kursta arkadaşlar eco driving. Bu biraz gereksiz. Dünyaya en az zarar vererek nasıl araba kullanabilirsiniz? Hani vites atma falan filan. Yeni arabalarda zaten bunu hepsi araba kendisi yaptığı yani için gereksiz ama dediğim gibi para konusu. Bunları yapmadan zaten ehliyetiniz geçersiz oluyor 3 sene sonra. 3 sene sonra bu evrakları sunuyorsunuz ve size yeni bir ehliyet geliyor. Sınırsız bir ehliyet. Yani bitiş tarihi olmayan bir ehliyet geliyor sonra. Ömür boyu kullanabiliyorsun. Aynen öyle. Önce 3 senelik tarihi var, sonra sınırsız bir ehliyet geliyor. Ve ehliyet sahibi oluyorsunuz. Yani. Bu. Yani bayağı bir para harcadıktan sonra, bir de o pahalı kursları da yaptıktan sonra. Ne kadar mal oluyor peki ehliyet, ortalama tahminin? Yani ben 14 saat ders aldım. Evet. Çok babamla kullanıyordum ben. Hani ders alıp sonra babamla tekrar yapıyordum. Çünkü hocanın öğretmesi. O 14 saatle bitmiyor yani. O hocanın öğretmesi önemli çünkü babam 30 sene önce yapmış. Hatırlamıyor her şeyi. O kurslarla dahil ben yaklaşık bir 3000 frangım gitti. Teori, işte ilk yardım, şu bu hepsi beraber. Şu anda kaç bin lira yapıyor Türkiye'de? Şu an yaklaşık 60 bin lira yapıyor. Bir ehliyet 60 bin lira. Evet. Ve öğrenciydim, çok bir paraydı. Ama ailem de destek çıktı çok çok şükür yani, yoksa. Ya
Şimdi benim durumum biraz farklı. Ben ehliyeti Türkiye'de yaptım, İstanbul'da, Avcılar'da yapmıştım o zamanlar. Neyse ehliyetimi yaptım, işte geldim buraya. Burada yabancılar bürosuna gittik. Ehliyetimi değiştirmek istediğimi ve bunun hakkında bilgi almak istediğimi söyledim. Bana oradan dediler ki bir sene boyunca ehliyetini kullanabilirsin. İsviçre içerisinde İsviçre ehliyeti ve Türkiye ehliyeti o verdikleri bir senenin içerisinde aynı sayılıyor. Senin adaptasyon sürecin olarak bir sene belirliyorlar. Ondan sonra mecburi sadece sürüş eğitimi alıp sürüş sınavına girmen lazım. Arabayı kullanabilmek için. Yani Türkiye için geçerli. Yani mesela Almanya, Avrupa ülkelerinden geldiğin zaman olay farklı oluyor. Evet. Sadece gidip ehliyetini verip ehliyetini değiştirebiliyorsun. Yeni ehliyetini alıyorsun. Bunları araştırın arkadaşlar. Yani Avrupa Birliği ülkesi veya Avrupa Birliği dışında ülkeler olarak yasalar tam aynı değil. Aynı olmuyor, evet. Ondan sonra Türkiye'deki ehliyetimi değiştirmek için bir tane hoca tuttum kendime. Hani İsviçre'nin kurallarını, neye dikkat ettiklerini, yaya üstünlüğünü, yol düzenlemesini, trafik ve çevre kuralları gibi olayların hepsini bana anlatması için bir hoca tuttuk. Bu hocayı da eşimin ta seneler önce yapmış olduğu, sınavına hazırladığı hocayı tuttuk. Adam bayağı yaşlı ama hala devam ediyormuş falan. Neyse ondan sonra böyle bir 8 saatin sonunda hoca dedi ki tamam dedi, yani sen alabilirsin ehliyeti, hani daha önceden de kullandığım için tecrübem var, zaten sıfırdan giren bir öğrenci gibi değilim. Sorun bakalım ilk arabaya bindiğinde ne kadar sürdü? Ben arabada oturuyorum o zaman tercüme etmek için. Anlatmak ister misin? Yani sabah saat 7. Arabaya ilk bindim. Hoca yani gayet sakin, relax bir şekilde dedi ki sür. Sür ki dedi. Göreyim senin ne kadar hatalı yani, olduğunu veya sonuçta olmadığını. Sonuçta hoca hiç araba kullanmamış insanlara öğretiyor. Yani aynen. Sonuçta sen bir ehliyet sahibisin. Araba kullanmayı biliyorsun. Adama ne olabilir değil mi? Adamın önünde gaz ve fren var yani. Pedalları var zaten. Neyse. Arabaya bindim. Normal ehliyetimi taktım. Türkiye'deki hatırladığım. Ehliyetini mi taktın? Pardon. Emniyet kemerini şu an o andayım yani, yaşıyorum. Evet. Neyse. Emniyet kemerini taktım, başladım işte, sinyalimi verdim, bakışımı yaptım, çıktım. Aynı Türkiye'deki sistem. Kaç yıl oldu ki ben ehliyeti yapalı falan. Neyse, hoca böyle bir 200 metre gittikten sonra hoca dedi dur. Ne oldu dedim, in dedi. Niye dedim, kaybettin dedi. Sınav bitti, geçemedin, red. Neden dedi, bir yanlışımdan dolayı mı dedi, arabaya binip emniyet kemerini bağladığından beridir hata yapıyorsun dedi. Dedim ama Türkiye'de, dedi bura Türkiye değil dedi, maalesef İsviçre. Neyse. Ve eşim bana hep diyordu kursa ne gerek var, ben ders mi alacağım, para mı harcayacağım, yani. Benim ehliyetim var. Ve ben İsviçre'yi bildiğim için hocayı tuttum ve aynen öyle de çıktı arkadaşlar. Neyse yani bir 8 saat böyle bir ders aldık, 8 saatin sonunda bayağı bir yol kat ettim yani kurallar konusunda, evet. Falan. Hoca dedi ki artık dedi başvurunu yapalım dedi. Son 3 ay kaldı senin burada bir seneni, evet. Doldurmana. Zamanın geçmeden bunu dedi bitirelim. Neyse tamam dedi. Ehliyetimi istedi benden. Ondan sonra iş ücretini istedi. Göndermiş işte o Strasse Verkehrsamt'a trafik bürosuna. Bana bir tane fatura geldi eve. Eşim dedi ki ya dedi ehliyetini laboratuvara koymuşlar. Labora koymuşlar. Ya dedim niye ehliyetimi labora koyuyorlar? Ben de anlamadım. Aradım sordum. Aradık sorduk işte, neden yani koyuyorsunuz falan. Ne dediler sana? Dediler ki şimdi İsviçre'de normal polis değil yani eyaletin polisi, kantonspolizeinin laboruna gitmiş ehliyet. Hı hı. Yani büyük bir labor. Niye gitmiş? Sahte mi değil mi bilmemiz lazım. Yani arkadaşlar Türkiye bu kadar az güveniyorlar. Aynen. Ehliyete hani gerçekten o durumlar oluyordu biliyorsunuz, paraya karşılıklı sahte ehliyetler. Bunu test etmek için labora koydular. Ondan sonra işte ben de hani korktum, dedim acaba dedim hani sahte olma ihtimali var mı? Ben de yani beni bile kuşkuya düşürdüler falan. Neyse sonradan haber geldi işte, tekrar kağıt geldi. Yok ehliyetinizde bir sorun yok, sınav tarihiniz şu, girebilirsiniz. Ama benim o sınavı yapma hakkım sadece bir tane. Hani ondan sonra o sınavı geçemedim.
O araba sürme sınavını geçemedikten sonra benim ehliyetim komple iptal olunuyor. Tekrardan Almanca kurs görmem lazım. Ofisiyel yani yazılı sınavına girmem lazım falan. Benim O yolumu. aynı 18 yaşında tüm gittiğim yolu. komplesini baştan yapmam gerekiyor. Ve rezillik araba kullanamayacak ehliyeti alana kadar. O Bir şey zamanlarda olsa yani ne olacak, ne yapardık? Biz o korkuyla yaşadık arkadaşlar bir sene. Sınav günü ben ölüyordum heyecandan. Ondan daha heyecanlıydım. ondan sonra işte neyse hoca geldi beni 2 saat öncesinden aldı. Cuma mıydı, perşembe miydi, o öyle bir gündü Evet. falan. Sabah gittik biraz tur attık yine. Pratik yaptık 2 saat. Sonra beraber gittik sınavın yapılacağı yere. Ondan sonra sınavın yapılacağı yerden hoca geldi, şimdi oturdu. Başlayalım dedi. Başladık. Böyle bir saat beni böyle komple şehrin içerisinde gezdirdi. Hani bizde parkurlar var yani. Bir Yok. yerden bir yere gidip geri geliyorsun İsviçre'de falan. normal trafiktir. Yani otobana koyuyor seni, ondan sonra ara yollara koyuyor, çıkmaz yollara koyuyor, kuralları öğrenecek misin diye. Neyse yaptıktan sonra falan bunların hepsini hoca geldi. Zaten benim ehliyetimi başvuru yaptıklarında bana bir kağıt vermişlerdi. Hani kullanabilirim gibisinden. Bununla ehliyetim bu olarak. Hoca oraya direkt imzasını attı. Çok hasbeştandın dedi. Sen kazandın Geçtim. dedi. Yani hoca değil, eksper. Ha, eksper işte Eksper yani. bunu Ha. yaptı. Ondan sonra yalnız Ve dedi, ben bir mutlu oldum. bir hatam var dedi. Dedim, o imzayı attı artık zaten. Dedim yani ne hatam var dedi. Otobanda dedi sinyalini erken verdin dedi. Çabuk sağa geçtin, sollamadan sağa geçtin. Dikiz aynadan arkadan görmen lazım arkayı, arabayı falan. Ya dedim neyse ben kazandım, geçtim zaten yani. Eksperler bunu hep yapıyor arkadaşlar biliyor musunuz? Ben İsviçre'de ehliyeti yapıp ve ekspertin bir şey demediği insan görmedim ve duymadım yani. Yani. Hep bir şey buluyorlar. İmzayı atmış ya. Boş ver zaten aldım ehliyeti diyorsun dinlemiyorsun bile. Ondan sonra neyse kazandıktan sonra şimdi sınav alanından çıkacağız. Hocaya dedim arabayı ben kullanabilir miyim? Evet dedim. Hocanın arabası sıfır ve ben gerçekten patinaj çekmek istiyorum ondan. Dedim ki bana karışma artık yani. Ben istediğim gibi kullanabilir miyim? Tabii ki dedi. Sen artık dedi ehliyetin var dedi. Kullanabilirsin. Ben sınav alanında bir patinaj çekerek çıkmışım oradan. Herkes bana bakıyor. Dedim zaten aldım ehliyeti. Ne yapabilirsin Ben de istediğini? bir heyecanla telefonun önünde evde bekliyorum. Evden çalışıyorum koronadan dolayı ve heyecanla o mesajı bekliyorum. Geldi. Ben koşa koşa eve dışarıya çıktım evden ve kazandın mı kazanmadın mı onu öğrenmeye çalışıyorum. Üzerimden öyle bir yük düştü ki arkadaşlar kendi sınavımda bu kadar sevinmedim herhalde. Ya çünkü dili bilmiyorum. Hani tam böyle ofisyel girebileceğim yani Ha. yazılı yapabileceğim bir dil yok. Hani Ve belgesi de yok. tercüman hakkın yok Tercüman maalesef. hakkın da yok. Yani bu işler hep sıkıntı oluyor. Yani serüvenim bu şekildeydi arkadaşlar. Yani umarım size bir yol göstermiş olduk. Kanalımıza abone olup bize destek verip bildirim sesini açarak bize yardımcı olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Güle güle diyorum. Görüşmek üzere. Güle güle.